Sevgili seyirciler, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, feyzi, bereketi üzerinize olsun. Bir Gönül Erleri programında yine birlikteyiz. Bugün sizlerle Hicri 2. asırda yaşamış, Hasan Basri ile arkadaş olan iki önemli Allah dostundan, iki gönüllerinden bahsetmek istiyorum. Bunlardan biri Muhammed bin Vasi, diğer ise Malik bin Dinar. Onların kısa biyografileri ve hayatlarından kesitler sunmaya çalışacağım. Muhammed bin Vasi, adı Muhammed bin Vasi olarak biliniyor. Künyesi Ebu Abdullah ve Ebu Bekir. Nisbesi ise El-Basri ve El-Ezdi, Tebe-i Tabi'in neslinden. Tabi'inin pek çoğundan hizmetlerinde bulunarak istifade etti. Hasan Basri'nin talebesi, Abdülvahid bin Zeyd ve Malik bin Dinar gibi önemli şahsiyetlerle arkadaş ve çağdaş. Riyazet ehli, gözü yaşlı bir zahit ve alim. Hasan Basri, ona alimlerin süsü anlamına Zeynül Kurra diye iltifat ederdi. Başta Üstadı Hasan Basri olmak üzere İbn-i Sirin ve benzerlerinden az sayıda hadis rivayet ettiği bilinmektedir. Vefatı 127 Hicri 744 miladi tarihidir. Muhammed bin Vasi, bakanların gönlünü ferahlatan, kalplerdeki kasveti söküp atan bir güzel yüze sahipti. Nitekim akranlarından biri, ben kalbimde bir kasvet hissettiğim zaman ferahlamak için Muhammed bin Vasi'nin yüzüne bakarım derdi. Çünkü onun yüzü çocuğunu kaybetmiş annenin yüzü gibi hüzünlüydü, acıklıydı, mahzundu. Ondaki yüzün bendeki kasveti alır, kalbim ferahlardı diye anlatır. Günahını ağlar, adeta karalar bağlardı. Derdi ki, her günahın bir kokusu olsa, siz benim pis kokularımdan yanıma yaklaşamazdınız. Nasıl cennette ağlayan bir adam görmek garip ve acayipse, dünyada da gülen ve ağlamayan adam görmek o kadar garip ve acayip. Ağlamayı sevmekle birlikte, ağlamanın zahitlere at ya da sıfat olmasından da çok hoşlanmaz. Nitekim Hammad bin Zeyd şöyle anlatmaktadır. Hastalığı sırasında Muhammed bin Vasi'yi ziyaret için yanına vardık. Biz oradayken Yahya el-Bekka onun ziyaretine geldi. İçeri girmek için izin talep etti. İbn-i Vasi gelenin kim olduğunu sordu. Yahya Bekka dediler. Yani gözü yaşlı, çok ağlayan Yahya dediler. İbn-i Vasi, bugün sizin en şerleriniz kendilerine ağlama sıfatını yakıştıranlarınızdır dedi ve şöyle konuştu. Ben adam ona derim ki, Allah aşkı ve kokusuyla 20 yıl gözyaşı akıtmış olsun da bundan hanımının bile haberi olmasın. Arkadaşı Malik bin Dinar, onun miktarı kafi maişete yetinip kanaat etmesine gıpta ederdi. Aç sabahlayıp aç olarak akşamlayan ve Allah'tan bu haliyle de hoşnut olan kimseye nasıl imrenmem derdi. Çalımlı yürüyüşten, kendinde varlık görüp mağrur görünüşten hoşlanmazdı. Bir oğlu vardı. Çalımlı çalımları yürürdü. Bir gün onu çağırdı ve dedi ki, sen kendinin kim olduğunu biliyor musun? Annen 200 dirheme satın aldığın bir cariye. Baban da Allah sayılarını artırmasın, halkın en kötüsü neyinle çalım satıyorsun? Dünyada rağbeti olmayan, dünya ile ilgili konulara rağbet etmeyen bir adamdı. Dünyacılara yüz vermezdi. Ona göre dünya şu üç şeyin dışında ne kötüydü. Kişinin hatasını ve eğriliğini düzelten bir arkadaş,
yanılmaların bağışlandığı cemaatle kılınan bir namaz, minnetsiz gelen miktarı kafi bir azık, halkın tazimle ziyaret edip kendisinde bir şeyler görmesinden çok rahatsız olurdu. Ziyaretçilere derdi ki, benden ne umuyorsunuz? Elim kolum bağlanıp yüzümden tutarak cehenneme sürüklendiğim zaman benim size ve kendime ne faydam olabilir ki? Bir gün adamın biri geldi ve kendisinden nasihat talebinde bulundu. İbn-i Vasi, dünya ve ahirette melik olmaya bak dedi. Adam bu nasıl olacak diye sorunca, dünyaya karşı zahit olur, gözü tok davranır, hiç kimseden bir şey ummaz ve beklemezsen dünya padişahı olursun. Bütün halkı hakka muhtaç görür, fakr ve ihtiyacını sadece Allah'a arz edersen ahiretin padişahı olursun cevabını verdi. Dile sahip olmanın zorluk ve önemine işaret için Malik bin Dinar'a dili korumak altın ve gümüşü korumaktan daha zordur demişti. Üstadı Hasan Basri ve diğer gönüldaşları gibi suf yani yünlü elbise giyerdi. Fakat bunun zühte gösteriş ve övünmek şeklinde anlaşılmasından da korkardı. Nitekim bir gün yine suf yünlü giyerek Kuteybe bin Müslim'in yanına varmıştı. Kuteybe sordu, niçin suf yani yünlü giydin? İbn-i Vasi cevap vermedi. Kuteybe tekrar sorunca şu cevapları verdi. Eğer zühtümden dolayı giydim desem kendimi övmüş olacağım. Başkasını bulamadığımdan yokluktan giydim diyecek olsam haşa Allah'tan şikayetçi olmuş olacağım. Bu yüzden cevap vermemeyi tercih ettim efendim dedi. Nasılsın diye hali soranlara ömrü eksilen, günahı çoğalan ve her gün ölüme bir merhale daha yaklaşan kimsenin hali nasıl olursa ben de öyleyim der. Ölümü unutmamayı, ahireti hatırdan çıkarmamayı öğütler, nasihat olarak ifade ederdi. Kaza ve kader konusunda ehli kelam gibi ileri geri konuşmayı, yorumlar yapmayı hoş karşılamazdı. Böyle sualler soranlara da Allah yarın kıyamet gününde kaza ve kaderden değil, yaptıklarımızdan, ettiklerimizden soracak. Bunların hesabını bizden isteyecek. Sorumlu olduğumuz bu. Mesul tuttuklarımız da bu dedi. Allah korkusundan dolayı nefsine düşmanlık edeni Allah Teala'nın hışmından emin kılacağını söylerdi. Az yemek, ince anlayış ve kavrayış arasında bir ilgi kurar. Az yemenin iyi anlayıp iyi anlatacağını, az yiyen kimsenin iyi anlayıp iyi anlatacağını, saf ve rakik bir kalbe sahip olacağını, çok yiyen ise ağırlaşıp düşündüklerinin çoğunu gerçekleştiremeyeceğini söylerdi. Sabırsızın dostu olmazdı. Kendi fikrini beğenenin tavsiye ve nasihatinden fayda umulmazdı. Çünkü böylelerinin öğütleri bir işe yaramazdı. Kendisinden dua talebinde bulunan bir idareciye şöyle çıkıştı. Kapında bana zulmettin diyen bir sürü insan varken benim duamın sana ne faydası olacak ki? Zulmü bırak, duama ihtiyacın kalmaz. Nafile ibadete düşkündü. Mekke'den Basra'ya kadar kendisiyle yolculuk yapan arkadaşları geceleri devamlı nafile ibadet kıldığını, çok az uyuduğunu ve sabah olunca da arkadaşlarını tek tek namaza kaldırdığını anlatırlardı. Devrin emirlerinden Malik bin Münzir onu kadı olarak tayin etmek istedi. Muhammed bunu kabul etmeyince ya kadılığı kabul edersin
ya da 300 değnek yersin dedi. Muhammed bin Vasi, sen eğer bu dediğini yapacak ve bana 300 değnek vuracak olursan, sıfatın ve adın saldırgan olur, zalim olur. Beni de zillete düşürmüş olursun. Ama inanıyorum ki dünyada zillete düşmek, ahirette zillete düşmekten çok daha iyidir diye cevap verdi ve kadılığı yine de kabul etmedi. Bir ara hanımı ona niye kabul etmiyorsun bu kadılığı diye soracak oldu. Şu karşılığı aldı. Ben sirke ve soğana razıyım. Sen halinden memnun değil misin yoksa? Çünkü dünya mansıpları tamağı artırır, tamağı da cehenneme götürür. Kazancın helalden de öte tıyıp olmasını ister. Kazancın tıyıp olmasını, cesetleri manevi kirlerden temizleyeceğini ifade ederdi. Tıyıp helalin gönle sinen ve tertemiz olanıydı. Malın ancak dört yolla helal ve tıyıp olabileceğini ifade ederdi. Birincisi helalinden ticaret. İkincisi murisin, yani miras bırakan bir geçmişin bıraktığı miras. Üçüncüsü Müslümanların dostça verdiği hediye. Dördüncüsü adil devlet başkanının ganimetten ayırdığı pay ve hisse. İbn-i Vasi, Allah'ın kendisine ihsanı olan bir özelliği sayesinde günahkarları uzaktan ve yüzünden tanır ve ama onların yüzlerine bu özelliğini, bu zaafını vurmazdı. Ona göre dört şey vardı ki kalpleri katılaştırırdı. Birincisi günah üstüne günah işlemek. İkincisi kadınlarla çokça oturup halvet etmek. Dördüncüsü ahmaklarla münakaşaya kalkışmak. Dördüncüsü de ölüler arasında bulunmak. Sordular, bu ölülerden maksat kimlerdir? Şu karşılığı verdi. Müsrif zengin ve zalim sultanlar. Muhammed bin Vasi'nin mescidine yakın bir yerde oturan ve halka kıssa anlatıp vaaz eden biri vardı. Bu vaiz bir gün yanındakilere bana ne oluyor ki ürpermeyen kalpler, yaşarmayan gözler, titremeyen tenler ve bedenler görüyorum diye çıkıştı. Muhammed bin Vasi bu sözleri duyunca dayanamadı ve onları azarlamayın. Biraz da kabahati kendinize arayın. Çünkü kalpten çıkan zikir ve öğütler mutlaka kalbe ulaşır dedi. Tok karınla yatmayın, sofradan karnınız doymadan kalkın. Çünkü bu sıfat dünya doktorlarının da ahiret hekimlerinin de tavsiye ettiği bir özelliktir diye konuşurdu. Sultanların ve zenginlerin meclisine sokulmayı ve onların bahşişlerine takılmayı kendisi için zül sayardı. Toprağa bulanıp mütevazı yaşamak, zenginlere yakın olmaktan çok daha iyidir derdi. Aleyhine de olsa doğruyu söylemekten, dürüst muameleden kaçınmazdı. Eşeğini pazara çıkarmıştı. Biri yaklaştı ve bunu kendin gibi bana da tavsiye eder misin diye sordu. O şu cevap verdi. Eğer ondan kendi adıma memnun olsaydım satmazdım herhalde. Ölümü ve cehennemi hatırlamanın insanı dünya sevgisinden koparacağını söylerdi. Evinde misafir olduğu bir dostu evimizi nasıl buldun diye sordu. O da eviniz hoş, cennet ondan daha hoş. Fakat cehennemi hatırlamak hepsini unutturuyor demişti. Halkın arasına karışmaktan daha çok uzleti severdi, yalnızlığı severdi. Bu yüzden kendisine bize Allah'a yaklaştıran bir ameli öğret diyenlere
ben ameller içinde halktan kaçmak, uzaklaşmak kadar insanı Hakk'a yaklaştıran bir başka amel görmedim cevabını verir. Rahmetullahi aleyh. İkinci gönül erimiz, bugün size sunacağımız Malik bin Dinar. Adı Malik bin Dinar. Künyesi Ebu Yahya. Beni Same azatlılarından kendisi. Hasan Basri yaranından ve tabi'in neslinden. Altın çağa erdi. Altın nesli gördü. Onlar hakkında biz sahabenin hallerini biliriz. Onlar giyim hususunda birbirini kınamazdı. İyi cins elbise giyen, kendisi gibi giyinemeyeni ayıplamaz, asla hor görmezdi. İyi giyinmeyen de iyi giyineni kıskanmazdı, kınamazdı. Her biri kendi alemindeydi. Hicri 131, miladi 748 tarihinde Basra'da Hakk'a yürüdü. Tevbesi ve zühd yoluna girişini şöyle anlatırlar. Bir gece arkadaşlarıyla birlikte bir eğlence alemine katıldı. Eğlenceden sonra derin bir uykuya daldı. Çalmakta olduğu udun dilinden Hakk'ın onun batnını ve bahtını şöyle uyardığı nakledilir. Ya Malik, sana ne oldu ki hala tevbe etmiyor ve lehviyatla, oyun eğlenceyle uğraşıyorsun? Dehşet ve heybetle uyandı, fırladı yatağından. Hemen Hasan Basri'nin meclisine vardı ve onun huzurunda tevbe etti, zühd yoluna girdi. Tevbesinden sonra kendisini Hakk'a ibadete verdi, geceleri uyumaz oldu. Kızı, babacığım neden uyumuyorsunuz diye sorduğunda, ölümün beni uyurken yakalayıvermesinden korkuyorum kızım dedi. Layık olmadığım için suf giymek istemem. Zira suf giymek için benlikten arınmış bir iç temizliğine sahip olmak lazım der ve şöyle ilave ederdi. Malik delirdi demeyeceklerini bilsem çul giyer, halkın içinde başıma kül saçardım. Kadının birisi kendisine ey mürai diye bağırdı. O ise şu karşılığı verdi. Basralıların kaybettiği ismimi bu kadıncağız buldu. Riyaden dikkatle kaçınır, bana göre amelin en sevimlisi ihlastır derdi. Bir kul ilim öğrenirken niyeti halis olursa ilmi artar. İlme iyi iş tutmak için çalışırsa kibri artar, kötülüğü çoğalır. Halkı hakir görmeye başlar, neticede ilmi de hiç olur diye bahseder, konuşurdu. Zahitti, dünya nimetlerine değer vermezdi. Bütün yıl boyunca katığı yalnızca tuzdan ibaretti. Eti kurban bayramlarında yerdi. O da faziletine dair rivayetler olduğu için. Ev halkına azla yetinen benimledir. Aksi halde ayrılığa razı olun derdi. Evi dünyalıktan yana bomboştu. Bir mushaf-ı şerif, bir ibrik ve bir hasır, o kadar. Dünyalıktan yana ağırlığı fazla olanlar helak olur der, şöyle dua ederdi. Allah'ım, Malik bin Dinar'ın evine dünyalıktan yana fazla bir şey girmesin. Basra'da 40 sene ikamet ettiği halde Basra'nın kuru ya da yaş hurmasından bir tane bile yemez. Hurma mevsimini geçirdikten sonra da ey Basralılar, işte karnım, hurma yemediğimden dolayı hiç eksiklik olmadı. Sizin de bir şeyinizin arttığını sanmıyorum derdi. Maişetini hurma yaprağından sepet yaparak ve mushaf yazarak temin eder.
elin emeğiyle geçinirdi. Dünya ve dünya sevgisi hakkında şöyle konuşurdu. Nasıl ki beden hastalandığı zaman yeme, içme, uyku ve istirahatten zevk almazsa, kalp de dünya hastalığına müptela olunca, bu hastalığa tutulunca vaaz ve öğütten asla haz duymaz. Şeytan dünyevi arzularını yenen kimsenin gölgesinden bile korkardı. Dünyevi arzuların esiri olan kimsenin ise peşinde koşmaktan vazgeçerdi. Zira o bela ona yeterdi. Şu cadıdan farksız dünyadan sakının. Çünkü alimlerin kalplerini büyülemiş ve kendine bend etmiştir derdi. Şu iki şeyin dünya sevgisine işaret ve alamet olduğunu söylerdi. Birincisi, midenin daima dolu olması, çünkü böylesinin anlayışı kıt olur, bütün gayesi yemek, içmek ve cinsi arzudan ibaret olur. İkincisi, yatağa yatınca ne zaman sabah olacak ve oyun eğlenceye gideceğim, neler yiyip neler içeceğim demek. Çünkü böyleleri bir laşe gibi yatar kalkarlar. Anlatırlar ki Basra'da zengin bir zat vefat etti ve geriye serveti güzel bir kız çocuğuna, kız evladına kaldı. Bu kız çocuğu Sabit Bünani'nin yanına geldi ve dedi ki, taatta bana yardımcı olması için Malik bin Dinar ile evlenmek istiyorum. Sabit durumu Malik'e anlattı. Malik şöyle cevap verdi. Ben dünyayı 3 talakla, talak-ı selase ile boşamış bir adamım. Kadın da dünya cümlesindendir. 3 talakla boşanan birine tekrar geri dönmek ve nikahlanmak caiz değildir. Naklederler ki Malik bin Dinar bir defasında Fatiha suresindeki İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn, ancak sana kulluk eder, ancak senden yardım dileriz ayetini okuyunca hüngür hüngür ağladı. Sonra şöyle konuştu. Şayet bu ayet Allah'ın kitabında bulunmasa ve okunması emrolunmamış bulunsa asla okumazdım. Bu sözden maksadım şuydu. Sadece sana kulluk ederim dediğim halde yakinen biliyorum ki hala nefsimin kuluyum. Ancak senden yardım dilerim dediğim halde hala onun bunun kapısına koşuyor. Teşekkür ve şikayetlerimi onlara sunuyorum. Bir gün kendisine sordular. Nasılsın? Şöyle cevap verdi. Nasıl olacağım ki? Allah'ın nimetini yiyor, şeytanın sözünü tutuyorum. Dünyaya 3 şeyin sevimli olduğunu söylerdi. Dünyada 3 şeyin sevimli olduğunu söylerdi. 1- İhvan ile karşılaşmak ve onlarla sohbet etmek. 2- Teheccüde kalkmak ve o saatte Kur'an okumak. 3- Tenha bir yerde zikri ilahi ile meşgul olmak. Sadık ve Sıddık'ı şöyle tarif eder, şöyle tanımlardı. Sadık, Mevlasından gelen imtihandan haz alan, dostunun açtığı yaradan zevk duyan, davasına samimi olan kişi demektir. Sıddık ise Kur'an okunduğu zaman kalbi ahiret cihetine meyleden Allah adamıdır. Kötü arkadaştan sakınmak hususunda şöyle nasihatte bulunurdu. Selamete ermek için din bakımından sana faydası olmayan arkadaşla sohbeti bırak. Böyle birinin arkadaşlığı sana haramdır. Zamanımız insanların dostluğu çarşı yemeği gibi. Rengi, görünüşü, kokusu güzel fakat tadı pek güzel değildir. Bir köpeği vardı. Ona çok iyi bakardı. Sebebini sordular.
Şöyle cevap verdi. Bu hayvan kötü arkadaştan daha iyidir. Zikri ilahiden daha değerli bir nimet yoktur. Bir kimse tenhada oturup Allah'a münacat ve zikri ilahiyle meşgul olmaktan çok halkla oturup konuşmayı arzu ediyorsa o kimsenin ilmi az, kalbi ölü, ömrü husran ve ziyandır. Tevrat'ta şöyle yazılı olduğunu gördüm derdi. Ey sıddıklar! Dünyada zikri ilahi nimetinden istifadeye bakın. Çünkü zikri ilahi dünyada gönül huzuru, ahirette en büyük mükafattır. Bir gün ehli dünya tatların en güzelini tadamadan göçüp gitti diye konuştu. Sordular, ya Eba Yahya nedir en büyük zevk? Buyurdu ki, marifet ilahiye. Yani hakkı tanımak. Bir başka vesileyle hakkı tanıma marifet konusunda şöyle konuşmuştu. Köpeğin önüne altın ve gümüş konsa kıymetini bilmediği için iltifat etmez, bakmaz bile. Ama kemik atılınca hemen koşar. Hak'tan gafil olan beyinsizler de öyledir. Marifet-i ilahiyenin tadını bilmedikleri için ona rağbet etmezler. Hak Teala Muhammed ümmetine Cebrail ve Mikail'e bile vermediği iki ikramda bulunmuştur derdi. Birincisi Kur'an'daki beni zikredin ki ben de sizi hatırlayayım. İkincisi bana dua edin ki ben de duanıza icabet edeyim ayetleri ve müjdeleridir. Kendisinden dua talebiyle yanına gelen zamanın idarecilerine şöyle konuşurdu. Sizin için nasıl dua edeyim ki? 1001 kişi size beddua ediyor. Kalbin hüzünlü olmasını kalp imarına vesile sayar. Şöyle derdi. Hüzün kalbin bekçisi gibidir. Nasıl ki bir evde oturan olmayınca ev harap olursa, aynı şekilde hüzün bulunmayan kalp de harap olmaya mahkumdur. Bir tefecinin akıbetini şöyle anlatırdı. Derdi ki, bir defasında bir hasta ziyaretine vardım. Baktım hasta can çekişiyor. Kendisine telkinde bulundum. Kelime-i şehadet getirmesine işaret ettim. Ama nafile, bir türlü söyleyemiyor. Durmadan 10, 11, 12 diye sayıyordu. Bir ara bana, üstad, önümde ateşten bir dağ var. Ne zaman senin söylediğin o şehadet kelimesini söylemek istesem bu ateş bana hücum ediyor dedi. Mesleğin ne olduğunu sordum. Mesleği nedir diye sordum. Malını ribaya verip faizini yer, ölçü ve tartıda hile yapan bir kişidir dediler. Şöyle dua ederdi. Allah'ım, kalplerimizi sana yönelt ki seni en iyi şekilde tanıyalım. Ahdimize sadık kalalım, emrini tutalım. Ahir ömründe kendisinden nasihat isteyen birine şöyle buyurdu. Kurtuluşa ermek isteyen her işte ve her zamanda olana rıza gösterir. Zira senin işini yapan odur, Allah'tır. Öldüğü gece rüyada görüldü, sema kapıları açılmış ve Malik bin Dinar cennete gireceklerden oldu diye nida edilmekteydi. Rahmetullahi aleyh. Allah onları bizim hakkımıza şefaatçi kılsın. Güzel ahlaklarından bizlere de hisseler ihsan eylesin. Allah'a emanet olun efendim.